bir kabileye götüreceğiz sizi. Etiyopya'nın Omo Vadisi'nde yaşayan bir kabile. Ve burada yarı göçebe yaşıyorlar. Bodi kabilesine şişman olmak altın kural. Ben bunu okudum sabah, benim bütün kızlar dedi ki aa ne güzel bir yermiş, ama dinleyin bak niçin. Nasıl şişman oluyorlarmış, asıl o enteresan. Şimdi bu kabilenin yılbaşı kutlamaları varmış ve burada gençler seçiliyormuş. Ne seçiliyor? En şişman adam yarışması yapıyorlarmış. En şişman seçiliyor. Şişmanlamalarının formülü ise çok basit deniyor. Kan. Nasıl yani? Gençler 6 ay boyunca aralıksız ineklerden elde ettikleri kanı kana kana içiyorlar ve kiloların 2 katına çıkartıyorlar. Ve Kael töreni diyorlarmış. Gün geldiğinde, o törenin günü geldiğinde 6 ay boyunca en çok şişmanlayan erkek ödüllendiriliyormuş. Vallahi ilk defa duydum. Ben ilk defa duydum. Bazı şeylerde, özellikle Afrika'da sıvı bulmak zor olduğunda insanların sütü ya da bu tek şekilde bir besin maddesini dolaylı olarak tükettiğini biliyorum, ama bir gelenek olarak işte hem de kilo almak amacıyla yapılan, ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Hocam az önce bir ayak gösterdik. Bu da gelenek. Yazık, gencecik güzelim kızların ayaklarını şu küçücük ayakkabılara sokacağım diye. Bu ne biçim gelenek? Ayak şekilleri değişiyor. Onu yani, biliyorum efendim. Bu başka şeyler de var. Yani Afrika'da böyle bir yığın gelenek var. Nereden çıktığını, niye olduğunu bilmiyorum, ama bunu mesela Uzak Doğu'da da yaparlar. O zaman, ayaklar küçük olsun diye. Ay evet. Ayakkabının işte içerisine forma ederler. Peki kan o zaman çok kalorili bir şey mi? Hiç bilmiyorum efendim. Bizim dinimizde kan zaten öyle bir şey. Kan mi? Haramdır. Başka kültürlerde bunun bir şekilde tüketimini yapanlar var. Yani özel bir işte yiyecekleri var. Geleneksel yiyecek. Yani çok tükettiklerinden değil ama var. Ama bizde yenmez efendim. Yani ne bileyim, bu da enteresan bir şey. Şeyi de bilmiyorum kalorisi ne kadardır. Az bir şey olduğunu zannetmiyorum. Demek ama ki evet, iki katı bir çıkarttığına yani, göre. Bir proteini, o su bu su falan bayağı içerisinde besleyici özellik vardır. Peki devam. Mikrodalga fırın var mı evinizde? Siz kullanıyor musunuz? Hayır. Bizim burada da yok gerçi ama evde mikrodalgayı var. Efendim modern yaşamın bir parçası olarak bize aslında biraz filmlerle falan verdiler. Yani yemek yapmak için değil de ben ısıtmak için. Isıtmak için kullanabilirsiniz. Bence bir sakıncası olur. Bakalım, ama yemek yapmak için diye kullanıyorsanız o zaman olay değişiyor. Çünkü bu pişirme yöntemi bizim sıcaklıkla pişirme yöntemi değil. İçindeki elektronları titreşime geçiriyor. Yani bir cins böyle rezonans diyoruz biz buna. O frekansla ısınıyor. Çok böyle sürttüğünüz zaman nasıl böyle yapın, eliniz ateş bile ısınır. Ateş yani çıkar. O şekilde içinden pişiriyor. Fakat bu tabii içinde bir takım besleyici faktörlerin kaybolmasına neden oluyor bir. İkincisi tadı bozuluyor. Yani siz bunu bir şeyi çözmek için kullanabilirsiniz, ısıtmak için kullanabilirsiniz, ha, tutup da pişirmek niye de. Ha niye bu kadar yaygın? Yani bunlar nereden çıkarttılar? Şuradan yaygın. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla insan, en azından bu dönem öncesinde, evinde yemek yapmayı unuttu. Sürekli bir yerden gidiyorsunuz, ya hazır dondurulmuş ya da işte hazırlanmış olarak marketlerden alıyorsunuz. Akşam eve gidince şak onu atıyorsunuz şeyin içine. 5 dakika içerisinde hazır. Tabii bu onların kültür yapısını da bozdu. Şaka değil bu. Çünkü yemek dediğiniz şey bir törendir sonuçta. Akşam aynı masanın etrafında toplanılır. İki kelam laf edilir. Sorunlar tartışılır. Neşelenilir. Eğlenilir. Aile olmanın güzel tarafı. Aile olmanın güzelliği budur. Paylaşın. Orada bu geri planda kaldığı için bunu bir dönem böyle çok fazla bize söylediler. Fakat bizim insanlarımız mutfağın görsel olarak parçası olarak kabul etti. Yani siz şimdi gidin bir yerden 5 yıldızlı mutfak yaptırayım deyin. İlla ki size bunu teklif edecekler, bir de koyalım mı diye. Çünkü pratik mi? Evet, pratikliği var. Ona yani bir şey diyemiyorum. Isıtmak için kullanıyorsunuz. Isıtmak için kullanılabilir. Peki çözmek için kullanılabilir. Ekmeği de mesela bir gün öncesinden kalmış, hatta dışarıda unuttum. Olur efendim, olur, niye olmasın? Ama hafif ıslatıp da koyuyorum mikrodalgaya. Kuru şeyi yapmaz zaten. Kuru olana etkisi yoktur. Suyu titreştiriyor. Aynen. Peki şimdi mangal sahillerde yasaklandı. Yani bu bir, kimisi buna çok üzüldü çünkü bir tek orası vardı. Niye bize böyle bir şey yaptınız? Ama gerçekten bu işin de yani suyunu çıkartmıştık. Mangal kansere neden olur mu? Evde yaptığımız mangal. Valla evde genellikle insanlar mangal yapamıyor. Bana göre kanserle mangal arasındaki ilişki bilim kitaplarında kalır. Neden derseniz, eğer öyle olsaydı, çünkü ben bunu kendi meslektaşlarımla da tartıştım. Tek bir altın kural var. Kömür iyi yanmış olacak. O yani kömür oksitin kor haline gelmiş olacak. Kor haline gelip hafifte küllenmeye başladığında siz onu sadece sıcaklığından faydalanıyorsunuz. Geçmek üzereyken mi diyelim geçmek ona, ama sıcaklığı varken. Yok. O geçmek üzereyken hala olur. O da olur.
Ama onda biraz daha uzun pişirmek zorunda kalırsınız. Kor haline geldiği zaman yanma işlemi kırmızı bitmiş kırmızı oluyor. Yani. Kıpkırmızı oluyor artık. Ha. İçinde böyle koyu koyu kısımları olmayacak. Siyah kısımlar daha yanmamış, yanmakta olan. Bana göre bu herhangi bir sorun yaratmaz. Çünkü baktığınızda da biz bunu zaten o kadar fazla tüketmiyoruz. Bir yandan kebabı çok seven şehirlerimiz var. Neredeyse iki öğün her gün kebap yiyenler var. Adana'da sabah akşam yenebiliyor. Bence de yenir. Gerçi efendim. Bence de ben de Adana'da var mı orada bir şey derseniz orada da bir sorun yok. O zaman bu biraz tali bir problem. Muhtemelen baktılar akıllarına mangal geldi. O kadar mangal yemiyoruz ki zaten. Yani zaten hani o kadar et alsak bulsak yesek. Peki. Yani.